Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT IT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 8. günün 2. dersine. İç açıortay teoreminden bahsedeceğiz. Çok kolay bir ders olacak senin için. Çünkü küçücük bir mantık vereceğiz ve çoğu soruyu çok rahat bir şekilde yapacaksın. O mantık da hemen akılda kalıyor. Merak etme, kendini bana bırak. Hadi bakalım, kitabımızda sayfa numarasına da bakalım şöyle. Sayfa numarası 55 ve 56'yı işleyeceğiz. O zaman hadi derse başlayalım. Direkt başlıkla kitap açılmadı burada. Evet, kitabınızda da açtığınız zaman bunu görüyorsunuz. İç açıortayın böyle hızlıca bir ispatıyla geleceğim sana. O yüzden animasyonu açtım ilk etapta. Şimdi gençler, olay şu. İç açıortay teoremi diyor ki kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Bunun ispatı nereden geliyor? D noktasından içten paralel çizerek de yapılabiliyor ama iş orada biraz karışıyor. Ben o yüzden ilk etapta AD'yi şöyle bir uzatmak istiyorum. AD'yi uzatıp AC'ye paralel çizmek istiyorum. Çizdim paraleli. Paraleli çizince ne oldu? Hocam şurada bir Z kuralı karşımıza çıktı. Z'den dolayı şu açıda ne oldu o zaman? Nokta açısı oldu mu? Oldu. Bu açı nokta açısı. Şu kenarlarda o zaman birbirine eşit oldu. O zaman şurası A ise burası da A oldu mu? Oldu. Sonra ne yapacağız? Karşıtlı kenarlar birbirine paralel olduğundan dolayı şurada bir kelebek benzerliği karşımıza çıktı mı? Çıktı. Kelebekteki oran nedir? Soldan sağa doğru şöyle bakacak olursak hocam N bölü M. Neye eşit olacaktır o zaman? Kelebekte soldan sağa doğru. Direkt A bölü B'ye eşit olmaz mı? Evet, gerçekten de N bölü M, yani tabanlar oranı soldan sağa, A bölü B'ye yani kollar oranı soldan sağa eşit oldu. Ya da tam tersi, A bölü B N bölü M'e eşit oldu. İspatı anladık mı gençler? Anladık büyük ihtimalle. Hadi gel şimdi bunu şurada gösterelim tam anlamıyla. Mantığını iyice anladık zaten ispatıyla birlikte. İç açıortay teoremi diyor ki bize, hocam kollar oranı tabanlar oranına eşittir. Yani A bölü B bak N bölü M'e eşittir. N bölü M'e eşit. Ya da işler dışlar yapınca zaten şu n'i buraya at, b'yi de buraya at. O zaman ne oluyor? A bölü n eşittir b bölü m mi oluyor? Yani şu da geliyor. A bölü n derken bak, burada sol taraftaki oran, burada da sağ taraftaki orana eşit oluyor. Yani hemen şöyle gösterelim. Şu şekilde de olabiliyor. Ya hocam niye ikili gösterdin? Tabii ki soruda pratiklik olması bakımından. Oranlı sorularda genelde k katı yazacağız ya. Bak şimdi, sen şöyle bir üçgenle karşılaşırsan eğer ve şöyle bir açıortaylık varsa eğer, mesela burası 6'ya burası 8 varsa, bu da bir açıortaysa, hocam soldan sağa oran var. Soldan sağa oran kaç? Hocam 6 bölü 8. Yani buraya 6K, buraya 8K yazabiliriz. Ya da buraya X yazıp buraya Y yazıp X bölü Y eşittir 6 bölü 8 diyebiliriz. Ama bence katını yazmak da çok mantıklı. O zaman ne diyeceğiz? Soldan sağa 6 bölü 8 oran varsa burası 6K, burası 8K. Hatta 6K'ya 8K yazacağımıza en sadesini yazalım. 6 bölü 8 sadeleştir 3 bölü 4 değil mi? O yüzden burası hocam 3K ise burası 4K diyebiliriz. Ya da şöyle bir üçgenle karşılaştın mesela. Şöyle bir üçgenle karşılaştın ve üçgeninde de şöyle öyle bir şey var. Hocam bu açıortay yukarıdan aşağıya, burası 15 oran verilsin mesela. O zaman burada kollarda oran yok, tabanda da oran yok. Ne yapacağız? O zaman açıortayın sol tarafındaki orana bakacaksın. Sol tarafındaki oran 10 bölü 5. Yani 10K'ya 5K yazılabilir tabii ki de. En sadesini yaz. 10 bölü 5 nedir? 2 bölü 1'dir. O zaman buraya da 2K, buraya da K şeklinde yazım yapabiliriz. İşte buradaki oranlamalar bizi hızlandıracak. Mesela şöyle bir şey gördüm. Bir tane daha söyleyeyim böyle. Bu da silinsin. Açıortay gördün. Hocam 4 var. İşte 5 var. Burası 12 var mesela. Hocam buradan buraya direkt şey var. Hani sol tarafta 3 katı var. Buradan buraya da direkt 3 katı var dersin. Direkt buraya 15'i koyarsın. İşte bu şekilde katı şeklinde gittiğin zaman işin daha da kolay olacak. Tamam. Hadi bakalım, öğrenme alanıyla bu işi iyice öğrenelim. Mesela burada 6 bölü 8 var. Ya sen buraya normalde 7 eksi x yazıp, çünkü bunun tamamı 7 ya, 6'nın 8'e oranı x bölü 7 eksi x'e eşittir deyip işlem yapabilirsin. Ama açıortayda ben neyi tavsiye ediyorum? Tabii ki kollar oranı tabanlar oranına eşit. Bunu tavsiye ediyorum. Yani burada 6 bölü 8 soldan sağa 3 bölü 4 yapar. O zaman hocam burası 3K iken burası 4K'dır. Toplamda buraya bakacak olursam 7K yaptı. Hemen bu 7K 7'ye eşit. K'yı da buradan 1 buluruz. Ama bizden X isteniyor. O da 3K. K yerine 1 yazınca cevaba 3 olarak ulaşırız. Geldik B şıkkına. Hocam açıortaylık var. Bu sefer tabanda oran var. Yukarıdan aşağıya 8 bölü 4 oran var. 8 bölü 4 oran nedir? Hocam 2 bölü 1'dir. O zaman direkt buraya ne yazacağız? 2K yazacağız. Buraya da K yazacağız. Bak şimdi,
Verilen her bir bilgiyi kullanacağız. Hocam bu bir dik üçgen. Dik üçgen olmasını kullanalım. Pisagor bağıntısı. 2K'nın karesi eşittir. K'nın karesi artı 12'nin karesi deyip işlemle sonuca ulaşırız. 1. İkinci yol. Hocam direkt bu üçgen dik üçgen. Eyvallah ama güzel bir dik üçgen. Hipotenüs 2K dik kenar K iken ne oluyordu? 30-60-90 üçgeni oluyordu. Hemen burada biz 30'u buraya da 60'ı yazabiliriz. O zaman bunlar da 30-30 oldu. Burası da 60 oldu. 30'un karşısı şuradaki üçgende bakıyoruz hocam 30'un karşısı 4 ise 60'ın karşısı 4 kök 3'tür. Burası 4 kök 3 yapar. Sonra bizden x deniyor. X de 2k'ya eşit zaten. 2 çarpı 4 kök 3'ten x'i de böylelikle 8 kök 3 olarak bulur muyuz? Buluruz. Yani bundan önceki konularda bak dik üçgen, özel üçgen hala da kullanıyoruz gördüğün üzere. Öğrenme alanında öğrendik mi dostum bu soruları? Ya yani bu konuyu öğrendik. Hadi bakalım o zaman örnek 5 ile devam edelim. Örnek 5 ile ABC üçgeninde AD iç açıortay demiş. 6 ve 9 verilmiş ve çevreden bahsedilmiş. Bir kere hocam açıortaylık var. Tabandaki oran koldaki orana eşittir. 6 bölü 9 dediğimiz 3'e bölü 2, 3'e bölü 3 olduğundan dolayı hocam burası 2K'dır. Buraya 3K yazabiliriz. 6K, 9K da yazabilirsin tabii de en sadesini yaz bence. Çevreyi vermiş bize. Çevre de o zaman 5K artı 15'tir. Çevre de 40 verilmiş zaten. Böylelikle 5K artı 15 eşittir 40 ise 5K 25 çıkar. K böylelikle 5 çıkar. K yerine 5 yazdığımızda burası 15, burası da 10 çıkar. Bizden ne isteniyor? AC isteniyor. AC'yi de ne bulduk? 3K bulmuştuk. Zaten orası da 15 çıktı mı? Çıktı. Örnek 5. 15. Geldik örnek 6'ya. Örnek 6'ta da şöyle bir şey var. Hocam bu sefer kollarda oran yok. Tabanda da yok. Burada da kolda oran yok. Tabanda da yok. O zaman şöyle diyebiliriz. Kollar oranı A ve B yazıp tabanlar oranını eşitleriz. Aynı şekilde kollar oranı tabanlar oranını eşitleriz. Her ikisinde de A bölü B'ler gelecek ya birbirine eşit diyebiliriz. Ama ben burada bilerek şunu şu şekilde yapmak istiyorum. Benzerlikte de hep aynı şeyleri yapacağız. Benzerlikte kullanacağımız tekniğin bir altyapısı da diyebiliriz. Burada ya kardeşim oran yazalım yine de. X de olsa oranı yazalım. Koldaki oran 2 bölü X. O zaman burası 2K iken burası XK'dır kardeşim. Şimdi gelelim şuraya. Hocam burada da koldaki oran tabandaki orana eşit olacak. Ha burada mesela X'in K katıysa diyebilirsin. Sakın deme. Çünkü burada K'lı bir değer var zaten. Mesela burada X'in M katı falan demek lazım ama bu sefer K'lar M'ler karışacak. Burada mecburen ne yapacağız? Kollar oranı tabanlar oranı diyeceğiz. Tabanları yazarken burada en azından oranlamalı bir şekilde yazmıştık. O zaman burada X bölü 8 kollar oranı tabanlar oranına eşit. Yani 2K bölü XK'ya eşit. Bak K'lar nanay. İşler dışlar. X kare eşittir 16 geldi. X de böylelikle 4 geldi. Ya da istersen en başta dediğim gibi A yazıp B yazıp hocam A bölü B 2 bölü X'e eşit. A bölü B X bölü 8'e eşit deyip birbirlerine de eşitleyebilirdin. Burada da X'in de K katında yazılabildiğini göstermek için bu şekilde yaptım. Evet cevap 4 çıktı. Geldik bir sonraki soruya. Hocam CD 16 verilmiş. CD'yi de yazalım burada. Verilen her bilgiyi kullanacağız. Bak burada. Büyük üçgende açıortaylık var. Bu açıortaylığı kullanacağım. Koldaki oran kaç? Şöyle baktığımız zaman 9 bölü 15. Hocam 9 bölü 15 3'e böl 3'e böl 3 bölü 5 yaptı. Yani burası 3K iken burası ne olacak? 5K olacak. Sonra ne yapacağız? Hocam şuradaki üçgende de bir açıortaylık var. Hatta iç açıortaylık var. Bu sefer koldaki oran tabandaki oran eşit olacak. Yani ne kolda böyle bir oran var ne tabanda. Ya tabanda da oran var da hocam 3 bölü 5. Burası 5'in bir katı değil ya ondan sıkıntı yaşıyoruz. Ya da 5K'dan böyle 16 olmuş. Böyle kolay bir şey olmadığı zaman da yine kollar oranı tabanlar oranı da direkt yazabilirsiniz. Ki burada güzel bir katı olmadığı için büyük ihtimalle bölülü bir şey çıkacak zaten. Ne diyeceğiz burada? Kollar oranı x bölü 16 eşittir tabanlar oranı yani 3k bölü 5k diyeceğiz. K'lar gitti buradan. Buradan 5x eşittir 48 yapar. X'i de böylelikle 48 bölü 5 buluruz. Şıklarda bu da olabilir. Ya da şıklarda 2 ile genişletilmiş hali hocam 96 bölü 10 olur. Yani cevap 9,6 da olabilir. Şıklarda hangisi varsa. Bakıyoruz şöyle şıklara. 48 bölü 5'miş. O zaman şurayı sileyim. Gerek yokmuş buraya. 48 bölü 5 olarak cevaba ulaşırız dostlar. Ama 96 bölü 10'dan 9,6 da olabilirdi şıklarda. Kolay değil mi? Gerçekten çok kolay değil mi? Gerçekten. Geldik örnek 8'e. Örnek 8'de. Aşağıda kenar uzunlukları 24 ve 40 cm ve bir açısı 120 derece olan üçgen biçimindeki bir karton ve kenar uzunlukları 40 cm olan üçgen biçimindeki bir karton verilmiştir. Bir de bir eşkenar üçgen verilmiş orada. Bu
kartonlar eşit kenarları çakışacak biçimde ve mavi karton üstte olacak biçimde üst üste konuluyor. Buna göre sarı üçgenin uzun kenarının mavi üçgenin altında kalan, yani şundan bahsediyor bize. Şu kenar mavi üçgende gelip buraya koyduk ya, mavi üçgenin altında kalan uzunluğu nedir diye soruluyor. Anlamadıysak şöyle bir anime edelim şunu. Hadi Muhammed iş başına. Ne yapmışız bunu? Almışız bu eşkenar üçgeni, kırtları böyle birleştirmişiz ve oradaki en uzun çizgideki mavinin altında kalan o yer soruluyor bize. Anladık. Tamam, ne güzel. Şimdi gel yapalım bakalım. Gel. Biz de buraya koyalım şunu. Şu üçgeni buraya koyuyorum. Yalnız bu üçgen nasıl bir üçgen? Hocam bu üçgen bir eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen olmasını da kullanmak lazım. Ve bütün kenar uzunlukları 40-40. O zaman 60, 60 ve buradaki 60'ı da yazdım ve aynı zamanda burası da 60 oldu. Hocam başka bir şey verilmiş mi burada? Verilmiş. Burada bak ne bulduk, daha doğrusu burada bir açıortaylık çıkmadı mı? 60-60 oldu burada. Vay, 60-60 oldu. O zaman açıortaylık var. 24/40. 24/40 koldaki oran. Hocam 8'e bölsen 3, 8'e bölsen 5. Yani 3'ün 5'in hesabını yaptık. Burayı da 3K'ya 5K diye bulduk. O zaman hocam bizden ne isteniyordu? Zaten 5K uzunluğu isteniyordu. Tamam. Şimdi dur. Şimdi biz ilk baştaki üçgende, yani şuraya çiziyorum. İlk baştaki üçgeni şuraya çiziyorum. Şu üçgende ben bunu ne olarak biliyorum? 20. 24. Burayı ne olarak biliyorum? 40. Burası ne? 8K. Hadi bakalım şurası da kaç derece? 120 derece. Evet gençler, burada ne yapacağız? Hocam kosinüs teoremi yapacağız. Yap lan. Lan demeyeyim, pardon. Yap la. Bazen Ege'ye da diyorum. Baba lan dedin diyor. Yok la dedim la. Yap la. Hadi yap. Yap bakalım nasıl çıkacak. Sayılar büyük değil mi? Ya büyük. Ya da şunları ortak çarpanını alsana kardeşim. 8 çarpı 3. 8 çarpı 5. Bizim değerli bir üçgen vardı, hatırlıyor musun? Değerli üçgeni anlatırken oradaki shorts'a baktıysan sen bu soruyu çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Hocam burası da 8 çarpı 7 diyebilirsin. Çünkü 3, 5, 7 üçgeni vardı. Hatırla, değerli üçgeni shorts'larda bul ya da konu anlatımın içinde de göstermiştim. 3 yani 120 derece olduğu zaman 3, 5, 7 üçgeni vardı. Hatırla. Ya hocam hatırlayamadın mı? O zaman şuradan şöyle dik çizip şurası 60 derece, burası da 30 derece. Burada sonra Pisagor bağıntısı yapıp şuradaki değeri de bulabilirsin. Ama benim senden tavsiyem şu. Benim şu shorts'la gösterdiğim değerli üçgeni bil. Değerli üçgenden dolayı açısı 60 derece olandan 2 tane üçgen aklında kalıyor. 3, 7, 8, 5, 7, 8. 7'yi görenler neydi? 7'yi görenler 60'ar dereceydi. Bir de 120 derecelik teki ispatı da yapmıştım. Bunlardan bir tanesi de neydi? 3, 5, 7 üçgeniydi. Hocam 3, 5, 7 üçgeni ise ben o değerli üçgenle yapacağım, hiç kusura bakma. Hocam burası 8'in 3 katıysa, burası da 8'in 5 katıysa, burası da 8'in kaç olmak zorunda? 3, 5, 7 üçgeninden 7 katı olmak zorunda. Yani 8K eşittir 8 çarpı 7 ya. K'yı buradan 7 bulduk. Bizden ne isteniyor? 5K isteniyor. Hocam 5K isteniyorsa K yerine 7 yazarsam o zaman uzunluğu da kaç buluruz? 35 derece olarak buluruz. Gördün mü değerli üçgeni? Ne kadar değerliymiş. Trigonometride de çok karşılaşacaksın. O yüzden o değerli üçgeni bil. Bilmeyen arkadaşlar kosinüs teoreminden yapsın. Bana ne? Yap. Ya da şuradaki dik üçgenden yapsın. Şurada özel açılı üçgen ve sonra dik üçgenden de yapabilirsin. Ama değerli üçgeni kesin bil. Evet, güzel bir soruydu örnek 8. Gerçekten çok hoş bir soruydu. Geldik örnek 9'a. Örnek 9'da da arkadaş soruya bakar bakmaz bir şey fark ediyoruz. Verilenleri kullanamadığımı fark ediyorum falan dermişim. Ama aslında bir şey fark ettim. Ne? Sen de fark etmişsindir. Bak bakayım şöyle soruya. Yüksekliği ayrı gözle bakıyorduk böyle. Çaşı da olsan ayrı bir gözle bakacaktın. Hocam yükseklik aynı zamanda kenarortay. Neredeydi bu? Evet, ikizkenarda. İkizkenar üçgende yükseklik aynı zamanda kenarortaydı ve aynı zamanda açıortaydı. O yüzden hemen buraya bir açıortaylığı yaz, buraya da 8'i yapıştır. Sonra benim soruda 9'u kullanmam lazım, x'i kullanmam lazım. Bu açıortay sadece buradaki üçgende değil ki. İkizkenar üçgende değil ki. Devam bak, buraya geliyor. Büyük üçgende bu bir açıortay olmadı mı? Oldu. Hocam büyük üçgende açıortay oldu burası. Şu doğrumuz açıortay doğrusu oldu. Kolda oran tabandaki oranlamaya eşittir. Yani 8 bölü 12 eşittir x bölü 9 diyebilirsin. Ya da 8 bölü 12 4'e böl 2 4'e böl 3. 2 bölü 3 ya. Koldaki oran 2 bölü 3. Direkt buraya hocam 2K, buraya da 3K yazabiliriz. 3K 9 ise K'yı buradan 3 buluruz. K yerine 3 yazarsam burayı da 6 buluruz. Yani x'i de böylelikle 6 bulduk. Çok keyifli değil mi? Oran olduğu için çok keyifli. Belli bir katı olarak yazdığımız için çok keyifli. Ama uzatmak senin elinde. İstersen 8 bölü 12 eşittir x bölü 9 deyip içler dışlar da yapabilirsin tabii ki. Ama burada kat yazmaya alıştır kendini. Benzerlikte de
Çok güzel işine yarayacak bunlar. Tamam. Geldik örnek 10'a. Örnek 10'da şekilde kesişen 3 yolun krokisi verilmiştir. Bu yollar ABC biçiminde bir üçgensel bölge oluşturmuştur. İşte 50 verilmiş ve 55 verilmiş. B'den C'ye yol üzerinde hareket eden bir kişi 25 metre gittiğinde AB ve AC yollarına eşit oluyor. Evet arkadaş, sen bu adamı gönderiyorsun. Hop 25 metre götürüyorsun. 25 metre gittiğinde buraya geldi ya. Geriye ne kadar kaldı o zaman hocam? 30 kaldı. Burada da buraya geldiğinde adam ne oluyormuş? Tam buraya geldiği zaman şu yollara eşit uzaklıkta oluyormuş. Eşit uzaklıkta olmasını da gösteririm o zaman burada. Şuradaki uzaklıkla buradaki uzaklık birbirine eşit oluyormuş. Hemen gösterdik. Evet, eşitliği gösterdik. Peki ne işimize yarayacak bu? Bir de araya gireyim. Ben bu soruyu yazdım 2 sene ya da 3 sene önce. Yazdığım senede direkt MSÜ'de çıkmış olması lazım. MSÜ'de direkt sınavda sorusu çıktı arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani yazdığımız sorular ne kadar değerli, ne kadar kaliteli görüyorsunuz ya. Sınavdan önce yazıyoruz. Buraya baktık şimdi. Tam burada. Şu dik. Dikmeler nerede eşitti? Açıortaydı hocam. O zaman açıortaydı. Eşitse hop şunu şöyle çizdiğimde bu kesinlikle açıortay olmak zorunda. Şimdi bu bir açıortay doğrusu oldu. Açıortayda koldaki oran tabandaki orana eşit olacaktı. Ya da şöyle bakarsın. Hocam 25 iken 50 olmuş 2 katı, 30 iken 2 katı 60 olur da diyebilirsin. Direkt burası 60 olur. Bizden zaten AC uzunluğu isteniyor. Cevap böylelikle 60 yaptı. Uzat bana ne? Şuraya x de hocam 50 bölü x 25 bölü 30'a eşit de. Fark etmez. Ya da 2'ye 1 oran var. 2'ye 1 oran olacak. 60 yani 30'sa 60 olacak da diyebilirsin. Ya da bak 25'ten 50 olmuş. 2 katı olmuş. 30'dan da 60 olur deyip böyle kısaltmalar kendince yapacaksın. Oranlamalı sorularda. Oranlamalı konularda. Güzel bir soruydu. Örnek 10. Sınavda da çıkmış bir soru. MSÜ'de çıkmış. MSÜ'de çıkan soruların laciverti. Aynı sorunun laciverti. Genelde TYT'de de çıkıyor. TYT'de de çıkmaya aday sorulardan biri. Dikkat. Geldik örnek 11'e. Evet, katlamayı öğrendiniz artık ya her şeyle. Çünkü hiç eksik parça bırakmadık çünkü. ABC üçgeni biçimindeki bir karton AD boyunca katlandığında C noktası AB'nin orta noktasına geliyormuş. Katlayalım bakalım seninle birlikte. Hocam katladık. Ekranda ters oluyor şöyle. Ben de şu elimi şöyle tutayım. Hop şöyle katladığımız zaman C noktası nereye geliyormuş? Orta noktaya geliyormuş. Katlanmışı burada vermemiş. Bak biz katladık. İlk önce animasyonla gösterdim size. Şimdi de ne yapalım? Biz kendimiz katlayalım. Ya katladığım zaman şu şekilde ne olacak? Hocam bu üçgen buraya gelecek bir kere. Hop şöyle bir şey gelecek değil mi? Buraya gelecek. C köşesi bak buraya geliyor. C köşesi C üssü olarak gelecek ve C AB'nin orta noktasına geliyormuş. Tamam. Şu katladığımızda buradaki üçgenle buradaki üçgen aynı üçgen değil mi? Evet. Katlama sorularında ne yapıyorduk? Üst üste gelen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şu açıyla şu açı eşit. Sonra bu açıyla bu açı eşit ama bu işime yaramayacak. En azından bu açı ortaylık işime yarayacak. Büyük üçgende olduğu için üst üste binen kenarlar da birbirine eşit. Tamam. Şimdi başka ne yapacağız? Üst üste binen kenarların eşitliğini bak şurada kullanmadım. Şu kenarla da şu kenar eşit olması lazım. Bunu da yazayım. Şimdi BC'yi de vermiş bize. O zaman BC işin içine giriyor şimdi. BC'yi işin içine katalım. Dikkat. Burası A iken burası da A, burası da A. Yani burası 2A oldu. Aa ne çıktı burada? Hocam açıortay var burada. Koldaki oran sağdan sola 1'e 2. Burada da sağdan sola 1'e 2 oran olmak zorunda. Hemen burası x iken burası 2x olur. Toplamda 3x 12'ye eşitse x 4 çıkar. Bizden BD uzunluğu isteniliyor. BD uzunluğu da 2x olduğundan cevap x yerine 4 yazarsam 8 çıkarır. Evet, katlamayı da bu şekilde göstermeyebilir diye ÖSYM. Ben sana bu şekilde bir soru sordum. Hep bu zamana kadar gösterdi. Biz katlamayı açtık ama katlamasız bir şekilde gelirse daha da güzel bir şekilde anladı ya da anime de ettim. Animasyonla da gösterdim zaten sana. Anlaşıldı herhalde. Herhangi bir sıkıntı yok. O zaman devam. Neredeyiz? Örnek 12'deyiz. Bak. Bir bak bana. Bak, öncelikle şu soruyu yapmaya çalışırız. Yalnız senden bir ricam var. Ben soruyu sana nasıl anlatıyorsam, senden soruyu nasıl çözmeni istiyorsam o şekilde çözmeni istiyorum. İlk önce soruya baktın. Bir şey yapamadın. Bir şey çizmem lazım diyeceksin. Bir şey çizerken de verilen bilgilere bakacaksın. Her bilgiyi de kullanacaksın. Aşamalı aşamalı her bilgiyi kullan. Baktın gidemiyorsun. Bir şey çizmeye çalış. Baktın çizdikten sonra da verilen bilgiyi, hatta bulduğun bilgiyi kullanmaya çalış. İnşallah yaparsın. Yorumlara gel bakalım. Yaptın mı yapmadım mı? Yapmamak da önemli burada ha. Yapmayıp da burada çözümünü gördüğün zaman o da etkili. Hadi ben soruya dönüyorum. Şimdi burada verilen bilgileri kullanacağız.
Bak iki farklı şekilde yapacağım. İlk önce nasıl yapabiliriz? İlk önce şöyle yapabiliriz. Bir, bak kazanım kazanım. Hocam ben alfa ile iki alfayı kullanmak istiyorum diyenleriniz olabilir. Çünkü 6 var, 6 var, 16 var, x var, 11 var, alfa var, iki alfa var. Ama elde bir şey yok. Hiçbir şey yapamıyorum. O zaman ben burada ne yapayım? Açıları kullanmaya çalışayım. Hocam bir alfa var, bir iki alfa var. O zaman iki alfayı alfa alfa diye parçalamak mantıklı gelir değil mi? Hemen iki alfayı parçalayayım arkadaşım şöyle. Alfa alfa diye parçaladım. E bunu parçalayınca ne geldi? Hocam burası da alfa, burası da alfa. Hocam şunlar birbirine paralel oldu o zaman. Aa bunlar paralelse, şunlar da birbirine eşitse. Orta taban çıktı burada. Hocam burası da x olur. Sonra buraya ne kaldı? Hocam buraya 11-x kaldı. Sonra ne yapacağız? Şu bir açıortay doğrusu oldu. Koldaki oran tabandaki orana eşitleyeceğiz. Ki bence açıortaydan gitsek daha kolay olurdu. Şimdi burası kaç? 12. Burası kaç? 16. 12 bölü 16. Hocam 12'yi 4'e böl 3. Bunu 4'e böl 3 de 4'e böl 4. 3'e 4 oran olacak. Yani burası 3A'ya, burası 4A olacak ya. Ama burada böyle 2 eşit parçaya bölünecek ya. Bence buna 6A diyelim 2 katı. Burada 2 katı 8A diyelim. O zaman X dediğimiz 3A olur. Burası da 3A oldu. E burası da 8A zaten. Hop toplamda 11A eşittir. 11'den A 1 çıkar. A 1 ise X de böylelikle kaç çıkar? 3 çıkar. Ne yaptık burada? Neyi kullandık? Açı mantığını kullanaraktan. Alfaya 2 alfayı kullanaraktan yaptım. Açı ortaya çıktı burada ve açı ortayda kollar oranı, tabanlar oranı yaptık. Bir de ekstradan şurada bir paralellik çıktı. Yani orta taban çıktı. Peki hocam başka türlü nasıl yapabilirdik? Soruya baktık. Soruya bakınca alfayı iki alfayı kullanmayı beceremedik mesela. Ne yapacağız burada? Ya bir şey çizmem lazım diye aklına geldi mi? Geldi. Aklına gelen başına gelsin inşallah. Bu geometride tabii. Ne yapabiliriz burada? Hocam bakıyorum ki 6'ya 6 var. Aa eşitlik var. Hocam eşitlik olunca aklımıza ne geliyordu? Orta taban. Kalemini koydum buraya. Kalemini buraya koyunca orta taban aklına geldi ya. İki ihtimalim var. Sonuçta şu üçgenin üstünde, şunun üstünde, AB'nin üstünde olduğu için buna paralel çizemezsin. Ya buradan buraya paralel çizeceksin böyle, ya da buradan nereye? Şuna paralel çizeceksin böyle. Genelde üçgen oluşması karışık olan yere doğru çizmek daha mantıklıydı. O yüzden buradan şuraya doğru paralel çizmek daha mantıklı bir hareket olacak. Evet buradan paralel çizdik. Ama paralel çizdik demeyle kalmasın, hemen orta tabanı kullanalım. Hemen orta taban 1'e 2 orandan 8 oldu burası. Hocam 2 alfayı da kullanman lazım. E bunlar birbirine paralel ya. 2 alfaysa burası da 2 alfa olacak. Hemen 2 alfa olacaksa burası. Buraya da alfa yazarız. Vay açı ortay çıktı burada. Yalnız şunu hala daha unutma. Bu bir neydi bu arada? Orta tabanda şu parçayla da şu parçada birbirine eşit olması lazım. Şimdi şuraya bakacak olursak. Hocam şu üçgende açı ortaylık çıktı. 6 bölü 8 oran var. Yani 3 bölü 4 oran var. Tabandaki oran 3K 4K olacak. E bu şunlar birbirine eşitti. O zaman burası da 7K mı oldu? Evet. E toplamda 11K eşittir 11 oldu. K'yı da böylelikle 1 bulduk. Bizden ne isteniyor? X. 3K isteniyor. Cevap da böylelikle 3 çıkar. İstediğiniz kazanımdan başlayın. Sonuca mutlaka ama mutlaka ulaşırsınız. Ulaştık mı burada da sonuca? Kesinlikle ulaştık ve güzel bir şekilde iki farklı başlangıçta iki farklı çözüm gösterdim sana. Çünkü sizler de böyle, yani böyle şey demek istiyorum ya. Yani birkaç farklı çözüm. Hani hocam geometride 10 tane, 20 tane, 100 tane çözüm var diyenler. Yanlış, öyle bir çözüm yok. Sadece doğru açıda, belki üçgende açıda böyle 10 tane, 20 tane çözümle karşılaşırsın. Bu tür sorularda kazanımları kullanarak hangi kazanımı önde başlatırsan ona göre çözümün değişebilir. Mesela burada ben 2 alfayı kullanarak bir farklı bir çözüm yaptım. Yine orta taban çıktı bu arada. Ya da buradaki eşitliği kullanarak orta taban çizerek sonuca ulaştım burada. Burada da yine böyle bir farklı bir çözüm karşımıza çıktı. Güzel bir şey değil mi? Güzel şeyler öğreniyoruz. Aynen öyle. Evet geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da 13. soruda. ABC bir üçgen. I ABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi. Bunu üçgende açıda anlatırken anlatmıştım sana. Söylemiştim sana. İç teğet çemberin merkezi demek iç açı ortayların kesim noktası. Yani bu I hocam şuradaki üçgenin iç açı ortayların kesim noktası. Yani C köşesinden gelip I'dan geçiyorsa bu kesinlikle ama kesinlikle açı ortaydı. Sonra başka ID bölü IC 2 bölü 3 verilmiş. Yani burası 2K iken burası 3K verilmiş. Tamam. Ama şu açıortaylığı ben kullanamıyorum hala. Şu açıortaylığı hiçbir şekilde kullanamıyorum. Kolda oran yok. Tabanda oran yok. AB'yi 8 vermiş. AB'yi de kullanamıyorum şu anda. O zaman bir şeyleri yapmak zorundayım burada. Şimdi burada ben her verilen bilgiyi kullanmak zorundayım.
3K, 2K'yı şu anda kullanamıyorum. 8'i kullanamıyorum. Dolayısıyla neyi kullanmak zorundayım? I'yı kullanmak zorundayım. I'yı nasıl kullanacağım burada? I demek iç açı ortayların kesim noktasıydı. Yani A köşesinden gelen ne olmak zorunda? Açı ortay olmak zorunda. Hemen A'dan getireyim şöyle. Bu gelsin böyle. Bu bir açı ortay olur hocam. Aynı şekilde B'den gelen de açı ortay olmaz mı? Olur. O zaman buraya da açı ortaylığı yazayım. Aa hocam, şuradaki üçgene bakacak olursak buradaki üçgende ne var? Açı ortaylık var. Nerede açı ortaylık? Şu. Tabandaki oran var burada. 2'ye 3. Hocam burası da 2'ye 3 oran olacak. 2K'ya 3K mı yazayım? Hayır. K'yı burada yazdık ya. K yazmayalım. Başka bir kat yazalım. Ne yazalım? 2A'ya 3A yazalım. Sonra aynı şekilde alttaki üçgende de burada bir iç açı ortaylık var. Tabandaki oran 2'ye 3. Hocam buraya 2A 3A mı yazacağım? Hayır. Bunların eşit olmasını bilmiyorum ben. Buraya da farklı bir değer yazayım. Burası da 2B. Burası da 3B olur. Tabandaki oran koldaki oran eşit. Sonra her verilen bilgiyi kullanacağız diyoruz. 8'i kullanacağız. Yani 2A artı 2B eşittir 8'den. A artı B buradan 4 gelir. 2'ye böldüğümüz zaman bizden ABC üçgenin çevresi isteniyor. ABC üçgenin çevresine bakacak olursak 3A, 2A daha 5A. Şurada da 5B var. Oo, şu B K'la karışmasın bu arada. Bizden çevre isteniyor. 5A artı 5B isteniyor. Yani çevre 5 parantezinde A artı B yapar. A artı B'yi 4 bulmuştuk zaten. O zaman cevap 5 kere 4 20 yapar. Çok hoş bir soru. Yine verilen bilgiyi bir şekilde kullanmayla alakalı bir soru. Yani vay ben bunun böyle açıortay olduğunu gördüm de şöyle yaptım da değil. İşte geçen merkezini yorumladık. Kafamızda oradan geçen açıortay olur dedik. Mantıken de oradan geçirmemiz gerektiğini söyledik kardeşim. Değil mi? İşte şurayı çalıştır 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 çalıştır. Gözü çalıştırma. Beyni çalıştır. Beyninle gör. Hadi bakalım geldik son soruya. ABC bir üçgen. KL eleman BC verilmiş. ABC işte I'da ABC'nin işte çemberin merkezi verilmiş. BC'yi de 12 vermiş. Hemen BC'nin 12 olmasını şöyle göstereyim. IKL üçgenin çevresi nedir diye soruluyor bize. Evet, şu üçgenin çevresi soruluyor. Arkadaş bir kere ben I'nın içte çemberin merkezi olmasını kullanacağım. Sonra şu paralellikleri kullanacağım. Bu paralellikler şu an bir işime yaramıyor. Ya da şu paralellikler şu an bir işime yaramıyor. I'yı da kullanmam lazım. Peki I'yı nasıl kullanacağım? Hocam A'dan gelen I'dan geçiyorsa iç açıortay olmak zorunda, değil mi? Hemen A I'yı çizdin. Bu iç açıortay dedi. Peki bunu kullanabiliyor musun hala? Yo, yine kullanamadım. Peki B'den gelip I'dan geçirirsem bu da ne olmak zorunda? Hocam bu da açıortay olmak zorunda. Bunu kullanabilir misin şu anda? Evet. Şunlar paralel ya. Bak ne var burada? Hem paralellik hem de Z. Bak şey var. Açıortaylık var. Z kuralı var burada. Hemen Z'den dolayı buraya çizgiyi koyarım. O yüzden şu parçayla şu parça birbirine eşit oldu. Ama soru çıktı mı? Hala daha çıkmadı. E ne yapalım? Diğer iç açıortaylığı da kullanayım ben. Hocam şuradan şuraya çizdim. Bu da açıortay olur dedim. Şu açıortaylığı da şöyle şöyle gösterdim. E sonra ben şu paralelliği de kullanmak zorundayım. Ne var burada yine? Z var. Paralellik olunca, açıortaylık olduğunda da Z'ye dikkat. Yani şu parçayla da şu parça birbirine eşit oldu. Hala daha soruyu bulamadık. E o yüzden şuraya bir AA diyelim. Sonra şuraya bir BB diyelim. Şuraya da C diyelim. A ne oldu burada? B var, C var, A var. Yani A artı B artı C'yi biz 12 olarak vermiş soruda bize. Bizden ne isteniyor? Buranın çevresi. A artı B artı C değil midir buranın çevresi de? Çevre de A artı B artı C olduğundan A artı B artı C'yi zaten yukarıda biz ne bulmuşuz? 12 bulmuşuz. Dolayısıyla çevre de böylelikle A artı B artı C oldu. Yani cevap 12. Oldu mu gençler? Oldu. Yine bak I'yi kullandık mı burada? Kullandık. Geride ne kaldı? Dış açıortay teoremi kaldı. Onu da ne yapıyoruz? Bir sonraki dersimize bırakıyoruz. O zaman bir sonraki ders, yani 8. günün son dersinde 3. dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.